yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. Korkut Ali'nin ve tek yerel televizyonu Korkut Ali TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Bugün 20 Ağustos günlerden Salı. İlçemizden derlediğimiz haberlerimizle sizlerle birlikteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Avukat Medine Yapılmışev, dün 3 belediyeye atanan kayyumlarla alakalı Korkut Ali TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Sayın Başkanım, bugün 3 tane belediyeye kayyum atandı. Bu atanmalara destek veren de var, tepki koyan da var. Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek verenlerin arasında. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neden bu kayyum atandı? Hukukçusunuz da. Bu bağlamda bir fikirlerinizi alabilir miyiz? Ben de sizin gibi kamuoyunda haber şeklinde Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden elçi ettirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Şu anda bildiğimiz üzere bu belediye başkanlıklarına ilgili şehirlerin valileri kayyum olarak atanmış vaziyette. Şimdi zaten bahse konu şehirlerde terör örgütü propagandası had safhaya ulaşmış vaziyetteydi. Seçimlerden sonra da özellikle devlet bu şehirlerde terör örgütü propagandası ve belediyelerin bu terör örgütlerine kaynak desteği veya iş gücü desteği yapıp yapmadığı konusunda devamlı gözlem altında tutulan kamuoyunun aleni olarak bildiği belediyeler bu belediyeler. Belediye başkanları da yani seçilmiş belediye başkanları da bugüne kadar yapmış oldukları bu faaliyetleri gizleme gereği dahi hissetmediler. Bu anlamda baktığımız zaman 53.93 sayılı belediye kanununda belediye başkanlığının sıfatı tam olarak belirtilmiştir. Bu kanuna baktığımız zaman belediye başkanları 657 sayılı devlet memurları kanununda yazılı olduğu üzere aynen bir kamu görevlisi hükmündedir. Kamu görevlisi hükmünde olması hasebiyle de bir resmi memur gibi her türlü konuda hassasiyet göstermesi ve yapılan iş ve işlemlerde bu sınırlara tabi kalması gerekmektedir. Demek ki devletimiz yapmış olduğu gözlemde seçimlerden sonra ve öncesinde onu bilemiyoruz tabii ki seçimlerden sonrasında yapmış olduğu izlenimde, gözlemde bu belediye başkanlarının ve belediye başkanlıklarının terör örgütü propagandası ve buna aracılık yapmak konusundaki faaliyetlerine devam ettiğini gözlemlemiş ki böyle bir karar alınmış. Benim hukukçu olarak size söyleyebileceğim yine basından edinmiş olduğum bilgiyi sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu belediye başkanlarıyla ilgili olarak Ankara'da yaklaşık onlarca savcılık dosyası halen devam etmekte. Ve bu savcılık dosyasında yürütülen soruşturma gereğince savcıların talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nca verilen bir karar olarak biz bunu bu şekilde okuduk. Gayet bu yapmış olduğum açıklamalar hukuki açıklamalar. Ben bunu gayet yerinde görüyorum. Siyasi olarak bir açıklama yapmam gerekirse Genel Başkanım Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin de yapmış olduğu açıklama mucibince biz siyasi olarak da bu belediyelerin aleni olarak çok cesur bir şekilde kendilerince hiç bir şekilde gizlemek ihtiyacı hissetmeksizin terör örgütü PKK ve yan bağlantılı KCK'ye yardım ve yataklık yaptıkları, belediye kaynaklarını bu örgüte gönderdikleri, yine bu örgüte tabi olan kişileri belediyede işçi olarak çalıştırma konusunda faaliyet yaptıklarını bizler de haricen biliyoruz ve bunlar da kamuoyuna yansıyor. Benim özellikle duymuş olduğum duyum şehit ailelerine bu konuda bu belediyeler tarafından baskı yapıldığı yönünde. Bu da ayrıca beni ve Türk vatandaşı olarak üzüntüye sevk etmiş vaziyette. Malumunuz olduğu üzere şehit aileleri her resmi kurumda belli bir kontenjanla şehit yakınları iş gücü olarak değerlendirilir. Özellikle bu belediyelerde iş gücü olarak çalışan şehit yakınlarına
ciddi manada bir mobbing uygulandığında biz işten çıkarılmaktan sonra kalanlara da özellikle mobbing uygulandığı konusunda duyumlar var. Dolayısıyla hem bir Türk vatandaşı olarak hem bir siyasi parti temsilcisi olarak ve üzerine hukukçu olarak ben devletimizin vermiş olduğu bu kararın yerinde olduğunu düşünüyorum. Bu kararı Milliyetçi Hareket Partisi olarak da destekliyoruz. Yerinde bir karardır. Artık belediyelerin özellikle Doğu ve Güneydoğu'da ki belediyelerin terör örgütüne kaynak olarak kullanılmasının hususunda devletimizin bundan sonra tavizsiz olarak çalışma yapacağı konusunda bu yapılan operasyon bizlere ümit vermiştir. Devlet yetkililerine teşekkür ediyoruz. İnşallah emsal olmasını diliyor ve temenni ediyorum. Diğer belediyelerden de bu şekilde aleni olarak ve açık olarak, aleni olarak terör örgütüne destek veren belediyeler varsa ayağını denk alsınlar. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk vatandaşlarının yurdudur. Hiçbir terör örgütü, PKK olur, KCK olur veya başka da terör örgütleri hiçbir şekilde kamu kaynaklarını kullanamaz. Kullanmaya da belediyeler aracı olamaz. Bu konudaki kanun hükmü 53-90 sayılı kanun hükmü açık ve netti. Artık herkes ayağını denk alsın. Devletimiz bu sahvadan sonra, bu zamandan sonra hiçbir şeye, hukuksuzluğa, hiçbir şekilde kaynaklarımızın PKK'ya yem edilmesine asla rıza göstermeyecektir. Bu yapılan operasyonda bunun bir göstergesidir. Teşekkür ediyoruz devlet yetkililerimize.